de Cumhurbaşkanı Erdoğan Çankaya'da vekillerle bakanlarla bir araya gelmişti ve Türkiye'de koronavirüsle ilgili hangi önlemler alınmalı denilmişti. İçerisinde birçok madde var 19 maddeden bahsediyoruz çoğu ekonomi ancak o 19 maddeden iki maddeyi ayırmak gerekiyor belki. Koronavirüsle ilgili bu maddeler ne anlama geliyor diye hemen seslendirelim. İç hava yolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı %18'den %1'e indirilecek ve 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarını %80'den %90'a çıkartacak. Asgari peşinatı %10'a düşürülecek. Bu iki madde koronavirüsle ilgili önlem anlamında ne anlama geliyor? ekonomi ile ilgili elbette. Şimdi bu sorunun yanıtını arayacağız sevgili izleyenler. Ekonomist Sayın Arda Tunca yayınımızda karşımızda hemen kendisine bir merhaba diyelim. Sayın Tunca merhaba. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Dün yine aslında sizinle bu saatlerde e, bu bağlantıyı gerçekleştirirken e, sonrasında ekonomi paketiyle ilgili de açıklamalar gelmeye yavaştan başlamıştı o zirvenin öncesinde. Şimdi efendim iki tane maddeden bahsettik az önce. Sizler de e, dinlediniz iç hava yolu taşımacılığıyla ilgili e, bir e, durum var. Şununla başlamak isterim ben diğer maddelere bakacağız ama. Ekonomik anlamda koronavirüs önlemi kapsamında bu iki madde ne anlama geliyor? Şimdi herki anlıyorum ne demek istediğinizi diyorsunuz ki aslında şunu demek istiyorsunuz. Ee, herkesin evde oturması gereken, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması gereken bir dönemde insanlar seyahati mi teşvik ediliyor da bu böyle yapılıyor. Ben şöyle okuyorum. Ee, evet ortada bir sorun var. 3 hafta gibi bir süre de verdi Cumhurbaşkanı konuşması içinde. E, üç hafta sonra, dört hafta sonra, neyse bu virüsle ilgili konu tıbbi açıdan e, bugün olduğu durumdan daha olumlu bir noktaya gittiği zaman, kontrol altına alındığı zaman, biz e, ertelenmiş bir talep olacaktır. Ertelenmiş bir bu talebi e, karşılamak üzere insanların az para kazandığı, eksik para kazandığı bir dönem olacaktır. Ama zorunlu seyahatler gündeme gelir. Bu süreç atlatıldıktan sonra ekonomik anlamda bir kolaylık sağlıyoruz biz e, seyahat edeceklere gibi okudum ben bunu. Yoksa e, diğer açıklamalar herkesin evinde oturması gerektiğini ya da zorunlu seyahat edecekler varsa işiyle gücüyle bütün sağlık önlemlerini aldıktan sonra e, onlar için de böyle bir kolaylık sağlıyoruz. Ama ben esas olarak bu dönem için bunu okumadım kesinlikle şu içinde bulunduğumuz günler için. Çünkü seyahat edilmemesi lazım. Toplu olarak bir yerlerde bulunulmuyor olması lazım. Herkes kendini tecrid etmiş bir şekilde ofisine, işine, fabrikasına gidecekse ki... Sayın Tuncan e... çok özür diliyorum. Yine bir açıklama var. Ee, Siz e, e, de lütfen müsaade edin. Affedin lütfen ekranda bekleyin. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı sevgili izleyenler Yıldırım Kaya açıklamalarda bulunuyor. Devam ediyoruz şimdi ekonomideki durumu konuşuyoruz dün Çankaya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlarla bir araya geldi dedik alınan e, önlemler var koronavirüs sebebiyle ülkemizde 19 madde vardı iki maddeyi ayırıp e, çıkarmıştık oradan ve Sayın Tuncay'a sormuştuk Sayın Tunca anlayışınız için teşekkür ediyorum efendim şimdi e, dilerseniz kaldığınız yerden devam edin o maddelerden e, hemen kısaca ben tekrar izleyicilerimiz için bahsedeyim iç hava yolu Taşımacılığı da 3 ay süreyle KDV oranı %18'den %1'e indirilecek. 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarını %80'den %90'a çıkartacak. Asgari peşinatı %10'a düşürülecek. Bundan sonra da diğer sorularımıza hızlıca geçelim. Buyurun. Estağfurullah öncelikle. az önce sorduğunuz sorunun hava yolları ile ilgili kısmındaki değerlendirmeyi çok kısaca özetleyeyim. Uzun geçtim orayı çünkü az önce. kısaca şunu söylemek istiyorum. Bu hemen sokağa çıkıp da e, havayolu şirketlerinden bilet alın gidin e, gezin dolaşın anlamında değerlendirmiyorum bunu. Bu birkaç hafta içerisinde her şeyin kontrol altına alındığı ki 3 hafta ifadesi var zaten bir öngörü var orada 3 hafta diye. Bu sürenin sonunda e, kalan sürede seyahat ihtiyaçlarınızı e, karşılayacağınız zaman ben parasal bir destek veriyorum. Buradan vergi almayacağım almak istemiyorum. Bunu çok ciddi boyutta 18'den 1'e indiriyorum demiş oluyor. Konut alımı ile ilgili olarak da peşinat. Onu da şöyle okuyorum. Elbet bu günler geçecek. Yıllar sürecek bir dönem değil bu. Bu sırada elinde nakde olup konut alma ihtiyacı olanlar varsa... ...burada da size bir rahatlama sunuyorum diyor. Ama şu anda psikoloji toplumda pek burada değil. Herkes şu anda... Ee, bu virüsün ne zaman biteceği, nasıl biteceğine konsantre olmuş durumda. Ve maalesef ki sosyal medya üstünden çok e, sayıda aslı astarı olmayan haber de dolaşıyor. Ve bunun da toplum psikolojisini biraz bozduğunu da kabul etmek durumundayız. Ee, buraya da pek kulak asmamak lazım ama dünkü önlemlerde ben e, ağırlıklı olarak bunu okudum. ha Yeterli mi peki bunların hepsi diye bakacak olursak, verilen süreler var 3 ay, 6 ay. Bunlar şu an için bir pansuman ama şunu evet, da mesela ki, e, şöyle devam edelim. Esnafın faiz ödemeleri 3 ay ertelenecek deniliyor. İşte e, konaklama vergisi Kasım ayına kadar uygulanmayacak. E, ve bu 19 maddenin içinde birçok madde var. Peki genel olarak baktığımızda e, Sayın Tunca bu önlemler ekonomi anlamında yeterli mi? Şimdi ne kadar yeterli ya da yetersiz olup olmadığını tespit edebilmek için burası flu bir alan. Bunun için ancak ve ancak bu koronavirüsünün geçişiyle ilgili süreci takip edince bunu anlayacağız. İlk etapta bir nefes bu. E, unutmayalım ki hiç dünyada alınan hiçbir ekonomik önlem piyasalardaki telaşı durduramadı. Ne merkez bankalarının attığı adımlar, he bunlar doğru mudur yanlış mıdır konusu ayrı bir tartışma konusu. Ama atılan adımlar, verilen destekler hiçbir şekilde piyasaların paniğini, ee, tüketicinin, üreticinin, hane halklarının kim olursa olsun, hiç kimsenin e, üstündeki o psikolojiyi, kötü psikolojiyi dağıtamadı, dağıtmaya yeterli olmadı. Buradan şunu anlıyoruz: Ne önlem alırsak alalım ekonomi tarafında, işin tıbbi tarafı, aşı, ilaç, neyse, önümüzdeki günlerde, haftalarda çözülmeden zaten üretimin olmadığı, tüketimin olmadığı bir yerde. Ekonomik anlamda ne önlem alırsanız alın çalışmıyor şu anda. Yani bütün politikaların topyekün küresel boyutta iflas ettiği bir noktadayız. Konu tıpta. Onun için biz ekonomi tarafında da ancak çok sınırlı düzeyde konuşabilir durumdayız. Ama hiç önlem alınmasın, mı? tabii ki alınsın. Alınması gerekiyor da zaten. Bunların hepsi bir yaşam suyudur. Küresel konuşuyorum bu arada. Sadece Türkiye için değil. E, arka arkaya Amerika Birleşik Devletlerinden bir takım önlemler geldi. Bin dolarlık çeklerin dağıtılması, e, Avrupa Birliği dün akşam açıklamalarda bulundu. Avrupa Merkez Bankası devreye girdi, likidite de sağlamak adına piyasaya. Kredi, devletlerin alacakları yani vergi, sosyal sigorta sistemi, bütün bunlarda gevşemelerin de evet yapılması lazım. Ama konunun temeli şu: Bu iş, bu işin tıbbi tarafı bitip. Ancak ondan sonra biz ekonomiyi konuşabilecek hale geleceğiz. Şu andaki önlemler sadece durmuş olan, durma noktasına gelmiş olan bir dünyanın daha fazla zorlanmaması için atılan adımlar. Bunu bütün ekonomik önlemleri bu şekilde okumamız lazım. Onun için dilerim ki kısa bir süre içerisinde tıp dünyası bu işin çözümünü bulur, yayılması engellenir. Onun için verilen tavsiyeler, öneriler yayılmaması konusunda son derece önemli. Sosyal medyadaki kirliliğe özellikle dikkat çekmek istiyorum. Ama önlemler, ekonomik önlemler yeterli mi, değil mi? Bunun net cevabını tıp dünyasındaki gelişmelere bağlı olarak ancak takip edebileceğiz. Evet, sektörler de çok önemli. Aslında e, şimdi mesela sizinle konuşurken yine aynı zamanda benim de cep telefonuma mesajlar geliyor. İşte e, Biz... Atıyorum işte bir ne bileyim bir mağaza olsun geçici bir süre durdurduk veya başka yerler. Şimdi sektörleri nasıl etkileyeceği de çok önemli. Her yer kapatılıyor. Belki AVM'lerin saatleri düşürüldü ancak baktığımızda o mağazalar durdurdu faaliyetlerini veya sadece mağaza olarak evet. bakmamak lazım genel olarak. Bir de ee, Uluslararası Çalışma Örgütü e, bu virüs sebebiyle dünyada yaklaşık 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini de söylüyor. Bu e, dün açıklanan 19 maddede de e, genelde halk arasında ekonomik önlemlere yönelik borçlandıracak eleştirisi de var. Genel olarak baktığımızda e, nasıl bir tablo var? Ne görüyorsunuz önümüzdeki 2-3 ayı? Şimdi... O kadar zor ki 2-3 ay. Şimdi şöyle e, nasıl toparlanabilir istek... miyiz ya da bu önlemlerle e, ilerleyebilir miyiz? Farklı İlerle... neler olmalıydı ya da size göre? İlerleriz. Bakın şimdilik ifadesini özellikle kullanmak istiyorum. Alınan bütün bu önlemler, açıklanan paketler dünya çapında da şimdilik bir nefestir. Yeterli midir, yetersiz midir? Bu sorunun net bir cevabını şu anda bulamıyoruz. Çünkü piyasalar panik halinde bir tepki veriyorlar alınan önlemlerle ilgili olarak haber yani önlemlerle ilgili haberler hiçbir şekilde koronavirüsünden gelen bununla ilgili tıbbi bir takım yorumların önüne geçemiyor. Ne önlem alırsanız alın. Yani e, ekonomi politikalarının ne etki yapacağını değil e, koronavirüsünün yayılması ve kontrol altına alınmasıyla ilgili haberleri daha yoğun takip edip oradan gelen olumlu haberlerle birlikte moral bulup Ondan sonra ekonomiyi konuşabileceğimiz bir dünyadayız şu anda. Yani bütün bu alınan önlemler önümüzdeki 2-3 ay içinde ne olacak? Şimdi o kadar haber var ki ve hükümetlerin başlarında, devletlerin başları, başbakanlar açıklamalar yapıyorlar. 18 aya kadar sürebilecek bir takım şeylerden sonra yani ben söylemiyorum bunu. Evet. Bu direkt devlet başkanlarının ağzından çıkmış olan ifadeler. Şimdi bunu duyan halk tabii dünya genelinde korku ve endişe yaşıyor. Şimdi bunun önüne hiçbir ekonomik önlem geçemiyor, geçemedi de. Yani birkaç haftadır, özellikle son 2-3 haftadır takip ediyoruz. Piyasaların ateşi bir türlü sönemedi dünya genelinde. Onun için yeterli midir, yetersiz midir? Evet, şimdilik, şimdilik diyorum. Şimdilik bu. Ama önümüzdeki günlerde eğer biraz daha manzara net ortaya çıkmaya başlayınca yeni önlemler de çıkacaktır. Ama şunu da bilelim. Dünya ölçeğinde 2008 krizini zaten atlatamamış olan ve bütün ekonomi politikası araçlarının özellikle parasal merkez bankalarının yani almış oldukları önlemlerle ilgili bir takım politika aletlerinin zaten tüketildiği, orada manevralarının fazla kalmadığı bir dünyanın içindeydik. Şimdi buna maliye politikaları yani devletlerin bütçesi de ilave oldu. Şimdi burada da bir olumsuza giden, hasar yiyen bir tablo karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla burada karşımıza çıkan bir resesyon yani ekonomik durgunluk dünya genelinde önümüzdeki uzunca bir dönem, bütün dünyanın standartlarının düştüğü ve bu işin bedellerini ödediği bir dünyaya girdik artık. Yani küresel boyutta 2008 gibi sonuçları 2008 veya da yapılan bir takım çalışmalar 2008'den de daha olumsuz olduğunu söylüyor. Oraya giden bir bir döneme geldik. Yani daha azla yetinen. Ee, ve borçluluğunu mutlaka düşürmeye çalışan bu çok önemli. Az önce dediniz ki borçları arttırmaya yönelik ama zaten borçluydu dünya. Yani küresel bir borçluluk sorunu var dünyada. Bunları aşağı çekecek bir takım e, bir dünyanın gelmesini beklerim. Ama 2-3 ay şöyle söyleyeyim, ertelenen bir talep var. Şirketlerin kapattıkları mağazalar, durdurdukları faaliyetleri var. Dolayısıyla buradan çıktığımız anda bu sefer çok ciddi bir talep patlamasıyla karşı karşıya kalacağız. Çok ciddi bir üretim arkasından geliyor olacak bunun tetiklediği. Ama bu her şeyin olumluya gidiyor olduğu anlamına da hemen gelmemeli. Ama orada bir moral bulacağız. Ama ne zaman tekrar altını çizeyim. Bu koronavirüsüyle ile ilgili insanlar sokağa çıkabildiği, rahat edebildikleri, özgürce dolanabildikleri gün. Yani şu anda konu ekonomik sonuçları evet yaşıyoruz. Konu büyük ölçüde ekonomi de tabii ki. Ama her şeyin temelinde tıbbın burada bulacağı çözümler, atacağı adımlar var. Dilerim evet. oradan çözüm çabuk gelir, düşündüğümüzden çok daha hızlı kavuşuruz, normalleşiriz bir an önce. Ee, i̇nanıyorum buna, gelecektir ama zamanında inanın ben de tahmin edemiyorum. Evet pekala, ee, dileğinizi biz de aynı şekilde diliyoruz efendim. Çok teşekkürler değerli için. Ben teşekkür için. ediyorum. Sağ olun efendim. Ekonomist Arda Tunca sevgili izleyenler karşımızdaydı ve dün alınan 19 maddelik ekonomi ile ilgili o e, önlemleri aslında yorumladı kendisi.